Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halka tatlısı tarifi vereceğim. Öncelikle şerbeti hazırlamaya başlıyorum. Çünkü öncelikle onu yapmam gerekiyor soğuması için. İlk önce bu tarifte kullanacağım bardak ölçüm 200 mililik. Onu bildireyim hemen. 3 su bardağı şekeri kabımın içine alıyorum. Su bardağı da su ekleyeceğim. Ve birkaç damla da limon damlatıyorum. Ocağa götüreceğim. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika süre tutacağım ve kapatacağım. Kenarda soğuyacak. Evet, şöyle yakından şerbeti de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi 15 dakikadır kaynıyor. Artık balkona götüreceğim. O soğurken, yani iyice soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra devam edeceğim. Bir karıştırma kabı aldım. Hemen hamurunu yapmaya başlıyorum. 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, yarım da limonun suyu. En düşük devirde birkaç saniye sadece karıştırmak için. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Bir tutam tuz, yani çay kaşığın ucuyla diyebilirim. Bir paket kabartma tozu. Ve burada 2,5 su bardağı unu daha öncesinde eledim, hazırladım. Ama az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Biraz ekleyeyim. Hatta bunun hepsini ekleyeyim. Bu anca yeter. Belki daha gerekebilir. Önce birbirine yedireceğim. Bakacağım, ondan sonra tekrar onu ekleyeceğim. Şöyle yanıma bir bardak daha aldım ama hepsini dökmeyeceğim. Yavaş yavaş hepsini un karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi olması gereken kıvam, sanki poğaça hamuru yaparken bir elinize yapışıyor ya, o kıvamda diyebilirim. Çünkü çok sıvı, buna çok dikkat edin, çünkü eğer sıvı bırakırsanız sıkma torbasına koyacağımız için uçtan akar gider, zapt edemezsiniz. Evet, hemen yanıma bir sıkma torbası aldım. Şöyle bir kavanozun içine oturtturdum, bir uç taktım. Siz de böyle yapabilirsiniz, çok kolay oluyor. Bu arada 3,5 su bardağı un kullandım. 3,5'tan biraz daha fazla da diyebilirim. Ve şerbetine çok dikkat edin. Çok soğuk olması gerekiyor. Ben çekim esnasında zor olduğu için hemen dolaba attım hızlıca soğuması için. Siz en azından bir 2-3 saat öncesinde önce şerbetini yapın. Hatta bir akşam, bir gece önceden de yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Hemen sıkma torbasına boşaltıyorum. Bir kaşık alayım, daha rahat olur. Ucunu da kesiyorum şöyle. Tırtırlı bir uç kullanacağım. Bir pilav tenceresinde yapacağım. Çünkü geniş olması gerekiyor. Siz de öyle yaparsanız hemen hemen 1 litreye yakında sıvı yağ koyacağım. Şerbeti de böyle geniş bir şey aldım ki hem çabuk soğumasın için hem de kızarttığımı içine atacağım. Çok ısınmaması gerekiyor. Çok kızmaması lazım. Böyle ısınmaya başladığında sıkmaya başlayacağım. Eğer çok kızgın yağ olduğu zaman, eğer sıkmaya başlarsanız zapt edemezsiniz. Hamurları dağılır. Hemen şöyle hamurumu sıkmaya başlıyorum. Yanıma bir tane de makas alıyorum. Ucunu kesiyorum.
Çok fazla doldurmuyorum iç içe girmemesi için. Şimdi artık altını çoğaltıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Evet, tekrardan sıkmaya devam ediyorum. Evet, hemen kızaranları çeviriyorum. Şu ilk yaptıklarımın ucunu tam olarak açamamışım. Ondan dolayı tam tırtırlı olmadı. Sonradan anladım neden olduğunu. Ters düz olarak çevirip kızartacağım. Kızaranları alıyorum. Arkalı önlü hemen şerbetin içerisine atıyorum. Çok tutmayacağım şerbetin içinde. O esnada ocağımın altını tekrar kapatıyorum. Yağımın çok kızmaması için. Hemen şöyle birkaç kere çevirip alıyorum. İyice süzdürün. Bir 10-15 saniye yeterli. Eğer şerbetiniz sıcak olursa kıtır kıtır olmaz. Evet, ocağımın altını yakmadan tekrardan sıkmaya başlıyorum. Ve ocağımın altını tekrar yakıyorum. Bu esnada altını açtıktan sonra yüksek ayarı alabilirsiniz. Çok aşırı olmadan. Evet, halka tatlısının hepsini kızarttım ve şerbetledim gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Bütün püf noktalarıyla yaparsanız siz de yapabilirsiniz. En önemli püf noktası şerbetinin kesinlikle soğuk olması. Hatta bir gece önceden 3-4 saat önceden yapma imkanınız varsa daha iyi olur. Ve hamurun kıvamına çok dikkat edin. Çünkü sıkarken çok şeklini veremezsiniz ve kızgın yağ direkt sıkmayın. O zaman da şeklini vermekte zorlanırsınız. Benim yaptığım gibi yaparsanız siz de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır. Çok da güzel. Şöyle içini de göstereyim. Gayet de güzel pişti. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.